Evet efendim, hoş geldiniz. Bugün LG Electronics İnsan Kaynakları Direktörü Fevziye Bali bizimle birlikteler. Ben ilk önce kendisini bir sizlere tanıtmak istiyorum. Özgeçmişini sizlere bir okumak istiyorum. İlk ve ortaokulu Eskişehir'de okuyup İstanbul'a Özel Üsküdar Fen Lisesi'ni burslu olarak kazanarak geldi. 2004'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu grubunun tüketici elektroniği ürünlerinin satış ve pazarlaması üzerine faaliyet gösteren Anadolu Elektronik firmasında dış ticaret uzmanı ve ürün yöneticisi pozisyonlarında yaklaşık 7 yıl görev aldı. 2012'de LG Electronics'teki kariyeri TV Ürün Grubu Pazarlama ve İletişim Müdür Yardımcısı olarak başladı. 2017'de TV Ürün Grubu Pazarlama ve İletişim Müdürü olarak atandı. 2017 sonunda içeriden aldığı rotasyon teklifini kabul etmesiyle birlikte 2,5 yıldır LG Electronics Türkiye'de insan kaynakları müdürü olarak kariyer hayatını sürdürmektedir. Evli ve 6 yaşında bir kız çocuğu sahibidir. Hoş geldiniz Fevziye Hanım. Merhabalar, herkese merhabalar. Burada bulunmak benim için keyif yani, ve beni de geliştireceğini düşündüğüm bir zaman olacak. Hepinize de hani zamanınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Ay, biz de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben şimdi birazcık sizden bahsettim ama sizden de biraz alabilir miyiz bu kariyer yolculuğunuzu Evet, fizik zaten bölümünden? konuşma bunun üzerine biraz, çünkü mesajlarım çok olacak. Hani kendi hayatımdan mesajlar vermek istedim aslında. Hani her ne kadar kişisel gibi gelse de ilk başta kulağa, az çok herkesin nelerle karşılaşabileceğini aslında hani anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ben fizikten mezun olduktan sonra ne yaparımı öncesinde düşünmeye başlamıştım zaten. Hani bu bir ben mezun oldum, şimdi ne yapacağım? Olmadı ki bu herkes için geçerli. Mutlaka bir planınız olmalı. Zaten o hedefe yönelik, sonuçta yaptıklarınızın hepsi o hedefe yönelik olmalı. Tüm çalışmalarınız veya seçimleriniz o hedefe sizi götüren yolda olmalı. Ben akademik kariyer seçmeyeceğimi biliyordum. Ya da bir bilim insanı olacak kadar fiziği sevmediğimi de biliyordum. O yüzden eğitimim sırasında olabildiğince kendimi geliştirebileceğim dersleri tercih ettim. Tüm seçmeli derslerimi İtalyanca ve Almanca da kullandım. Dört dönem boyunca her iki dersi de aldım. Fiziği bilgisayarlı fizik okudum. Çünkü hani bilgisayar olmazsa olmaz. O dönemden zaten aşikardı. Bilgisayar dersleri aldım. İşte C++ aldım, Visual Basic aldım. Bunun gibi dersler aldım. Ve mezun olduğumda nasıl bir yerde işte başlayacağım diye kendime sorduğumda iki kriterim vardı. Birisi kurumsal bir firmada çalışmak, diğeri de yabancı dilimi kullanabileceğim bir işte çalışmaktı. Sonuçta çalışabileceğim alanları şöyle bir gözümden geçirdim. Ne olabilir? Finans olabilir, pazarlama satış olabilir, lojistik olabilir. Ama ben kendi karakterime ve yetkinliklerime uygun olan hangisi diye kendime sordum da, madem yabancı dil kullanmak istiyorum, aklıma dış ticaret, hani o an için dış ticarette başlayabileceğimi düşündüm. Bu arada maalesef okurken staj zorunlu değildi fizikte ve ben de staj yapmadım. Belki hala vardır. Yaz okullarına gittim. Çünkü ya not yükseltmek için ya da veremediğim dersleri vermek için yaz okullarına gittim. Ama bu sayede de fiziği uzatmadan bitirebildim aslında. Hani buradan bakarsanız işe yaradı onlar. Ama keşke stajda yapsaymışım. O stajlar aslında size işte hangi işin size ne kadar uygun olduğunu görmeniz için çok kıymetli fırsatlar. Orada tabii ki işi öğrenmiyorsunuz ama hani bir iş ortamına giriyorsunuz, yazışmalara tanık oluyorsunuz. Network, biraz önce zaten Burcu Hanım'la da bahsettik. Size bununla ilgili de bir seminer varmış yakında. Çok önemli, kaçırmayın derim. Networking en önemlisi zaten. Belki orada kalıcı bir iş bile hani edinme imkanınız olabilir ki bizim stajyerlerimiz şimdiye kadar hani çoğu bizimle devam etti. Staj yapma imkanım olmadı ama okulu bitirdikten sonra hani dış ticareti de seçtim ve
bununla ilgili eğitim almak istedim. Pazarlamada çok rakip olduğunu düşündüğüm için neden dış ticaret? Yani dış ticareti kendime uygun gördüm. Ve dış ticaret eğitimi aldım ki çok da doğru birisinden almışım. Gerçekten işin mutfağından gelen ve ben o eğitimi tamamladığımda gerçekten dış ticareti bilen bir insan olarak işe başladım. Üniversitede okurken Anadolu grubundan burs alıyordum. İşte mezun oldum. Burslar için teşekkür etmeye gittiğimde CV'mi de bıraktım. Ve o dönemde Anadolu grubunun yeni bir oluşumu vardı. İşte Samsung distribütörlüğünü almıştı. Ocak ayında zaten firma kurulmuştu ki ben de Nisan ayında işe başladım. Ben işe başladığımda şirkette 6. ya da 7. kişi olarak işe girdim. Tabii ki öyle kalmadı. Bir anda çok büyük bir şirket oldu. Hani kalabalık bir şirket oldu. Ben dış ticaret uzman yardımcısı olarak başladım. İthalat ihracat uzman yardımcısı olarak başladım. Ve 8 ay içerisinde de terfi aldım. Benim müdürüm yıllarca Anadolu grubunda çalışmış, farklı firmalarda çalışmış bir dış ticaret müdürüydü. Ya onun da demesiyle zaten hani bu kadar hızlısı olmamıştı Anadolu grubunda dedi. Hani buradaki faktör ne derseniz öğrenme isteği, her şeyi çözüm odaklı biri olmam. Yani çıkan her sorunu kendi çözdükçe tatmin oluyordum. Veya bunları çözmek için işte departmanlar arası daha fazla ilişkiye giriyordum. Daha fazla iletişime geçiyordum. Onlarla iletişime geçmemin şöyle bir faydasını daha sonra gördüm. Hani olumlu iletişimlere geçmemin. 9 ay, 8 ay sonra ben terfi aldığımda Ocak ayında, Mart ayında da pazarlama departmanından ürün yönetimi için bir teklif aldım. Yine içeriden bana teklif geldi. Ve kabul ettim. Hani yeni bir alan. Öğrenmek için, gelişmek için her zaman açığım zaten. Bu fırsatla birlikte ben de pazarlamayla tanışmış oldum. Ürün yönetimi önce uzman olarak başladım. Ürün sorumlusu oldum. Yani takip eden 3 yıl içerisinde yine 2 kere daha terfi ettim. Sonrasında tabii ki hani gelişme isteği ve de koşullar öyle gerektirdi. Samsung kendisi Türkiye'ye geldi. Bir seçim yaptım ve ben LG'den yana kullandım bu sefer oyumu. LG'ye geçtim. Burada LG'de de bu sefer pazarlama ve iletişim üzerine bir görevle başladım. Burada TV ürün grubunun iletişiminden ve pazarlamasından sorumluydum. Burada da çok yeni şeyler öğrendim. Bir önceki yaptıklarımdan daha farklıydı. Burada bir noktada artık gelebileceğim kadar, ilerleyebileceğim kadar ilerlediğim noktaya geldiğimde de yine içeriden ama burada da bence bu arada bu aşamaya gelmeden önce başka projeler hani bana verildi. Kendimi geliştirebileceğim TV üretimine başladık 2016 sonunda aralığında ve ben 2016'da bilfiil bu projenin içerisinde yer aldım. Çünkü dış ticaret deneyimim vardı, ürün yönetimi deneyimim vardı. İçeride ürünü en iyi tanıyan kişiydim. TV ürün grubunu ve bu sebeple TV üretiminin başında hani görev aldım 1 yıl boyunca. Fabrikaya gittim, eğitim aldım. 2 hafta boyunca Kore'de fabrikada eğitim aldım. Ve o günlerde şu anda da işime yarayacak bir mavi yaka etkileşimim oldu. Yani mavi yakayı görme tanıma şansım oldu. O 1 yıl içerisinde burada Türkiye'de de üretim yaptığımız fabrikanın mavi yaka ortamına da girmiş ve onları da tanımış olduk. Tabii ki bu şu an ben mavi yakayı da yönetebilirim anlamına gelmiyor ama her deneyim aslında bize bir artı değer her zaman. Öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak çok önemli. Bunu Eda Hanım da söylemişti zaten. Kesinlikle katılıyorum. Burada bu dönemin biraz sonuna geldik. Hani bu kadar bir de bizim tabii iç yapımız var. Onu da bilmek gerekiyor. Hani gelebileceğiniz nokta orası. Daha üstü yok. Bir Koreli'ye bağlısınız zaten. Buradaki tüm en üst pozisyonlarda Koreliler var zaten. Koreli bir firmada çalışıyorum bu arada. LG Güney Kore markası. Aslında onu da sormak istiyoruz. Nasıl Korelilerin kültürü, iş yapış şekli, memnun musunuz? Çok çalışkanlar. Hafta sonunda çalışıyorlar. Gece de çalışıyorlar.
çok çalışkan bir, yani buraya nasıl geldiklerine şaşırmamak gerekir yani. Hani bu kadar çalışılırsa olur. Çok akıllılar, çok disiplinler, sayılarla araları çok iyi. Hiyerarşinin önemli olduğu bir kültür kesinlikle. Hiyerarşi çok önemli. Ama yani içeride de hani bizim değerlerimize de bir saygı var. En azından anlayış da var diyeyim. Hani kendilerini yani bir Koreli ile Korelinin iletişimiyle Korelinin Türkiye karşı bakışı ve beklentileri bir değil tabii ki. Hani onu bilerek yaklaşıyorlar size de. Orada rahat olunabilir yani. Burada gelebileceğim yere kadar geldiğimi düşündüğümde zaten ben de bir tabii ki bu birebir görüşmelerimizde, yıl sonu değerlendirmelerimizde ben de hani beklentilerimi dile getirdim ve onun neticesi olduğunu düşünüyorum. Genel müdürden bir teklif geldi aslında insan kaynaklarına geçmemle ilgili. Aslında beklediğim değişim bu değildi ama önce bir reddettim, sonra okey dedim. ve de iyi ki okey demişim. Yani HR'ın ne kadar bana uygun bir şey olduğunu yapmaya başlayınca anladım. Burada yine şöyle söyleyebilirim. Yani sizi buraya, insan kendini, kendi şansını kendi yaratır diye her zaman kendime de söylerim. Hani bunu düsturum budur yani. Kendi şansını kendi yaratır. Ben o projede hani görevi üstlenmeseydim, hani ben fabrika ortamına girmeyi bir fayda görmeseydim, hani belki genel müdüre kendimi, çünkü doğrudan genel müdürle çalıştığım bir pozisyon değildi önceki pozisyonum. Burada daha fazla dikkatini çekmiş olmalıyım ki hani böyle bir daha kilit bir göreve, çünkü burada çok daha tüm organizasyonun sorumluluğu sizde. Tek bir küçük bir ekip değil, daha büyük bir ekipten bahsediyoruz. Onların sadece kendi geleceğiniz yok, tüm organizasyonda çalışan her bir çalışanın geleceği var. Tamamen sizin yaptıklarınızla şekillenecek bir aslında bir ortam, yani bir görev bu. O yüzden çok kilit bir görev. Böyle bir görevde tabii ki ilk başta zorlandım. Yine bu arada iletişimde çalışırken, pazarlama ve iletişiminde çalışırken eğitimini aldım. Galatasaray'da master programına devam ettim ve tamamladım. Şimdi İK'ya başladığımda da İK için hani başladım ama maalesef çok vaktim yok. Hani çok çok daha yoğun. Hani bunu bir kere hani insan kaynakları isteyen birinin de eğer aranızda varsa bunu bilmesi gerekiyor. Çok zaman, özveri gerekiyor. Disiplin gerekiyor. Çok şey gerekiyor. Hani geçen bir önceki sohbette sormuşlardı. En olmazsa olmaz özellik nedir insan kaynaklarında çalışabilmek için demişlerdi. Bence bir tane değil, kesinlikle değil. Hani birçok kilit olmazsa olmaz şart var aslında. Karakter ve yetkinlik var. Bunlardan birisi kesinlikle multitasking. Hani bu çok önemli. Aynı anda bir sürü işi yapabiliyor olmanız lazım. Çünkü bir anda kafanızda belki Mars zamanları ile ilgili hazırladığınız çalışma var. Belki o gün işe alımda yapacaksınız, işten çıkarmada yapacaksınız. Veya bir organizasyonunuz var aynı gün. Yani birçok şey aynı gün olabilir. Ve aynı anda birçok şeyle ilgileniyor olmanız. Aynı zamanda size bir sürü o gün odanıza gelen şikayet ya da işte öneriler olabiliyor. Sürekli bir hayat var, akan, yaşayan bir şey var. Tek başınıza değilsiniz. Hani kendi işiniz karşınızda bir hani bilgisayarınız ve siz ya da raporunuz ve siz yoksunuz. Sürekli iletişim halindesiniz. Başkalarıyla konuşuyorsunuz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Sürekli bir talep var. Onları karşılamaya çalışıyorsunuz. Yoğun, özveri gerektiren bir iş kesinlikle insan kaynakları. Sabır istiyor. Ve birazcık da güçlü bir karakter olmanız gerekiyor. Çünkü çok şey duyuyorsunuz, çok şey biliyorsunuz ve bunları yönetmeniz gerekiyor. Kesinlikle duygusal olmanız gerekiyor. Zaten bence
Zaten bu bana da söylendi. Benim birebir performans değerlendirmelerimde de söylendi. Veya şu son 2,5 yıldır bu görev yapıyorum. Buradaki 360 derece liderlik değerlendirmelerinde de benim hakkımda bu yorumlar yapıldı. Hani bence iyi yapıyor olmamın bir sebebi analitik olmam. Veya zaten bana bu görevlerin daha öncesinde verilmesinin sebebi de her şeye olabildiğince analitik yaklaşabilmem diye düşünüyorum. Analitik de olmak gerekiyor. Kesinlikle tarafsız durmak gerekiyor. Herkese ve her duruma karşı tarafsız olmamız gerekiyor. Zor ve olması gereken yanları bu aslında insan kaynaklarının. Bunların dışında hani burada benim kariyer yolumdan çıkabilecek mesajların dışında benim aslında sizlere bir takım mesajlarım, tavsiyelerim var. Öncelikle şimdi siz şimdiden hazırlanmalısınız. Yani okul hayatı okul değil, işe hazırlık hayatı aslında. Çünkü siz işe girmek için okuyorsunuz. Yani çok keyfi okumuyorsanız mesleğinizle ilgili okuyorsunuz şu an büyük bir ihtimalle zaten. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Mutlaka hazırlık yapmalısınız. İşte seçtiğiniz seçmeli derslerden tutun da işte yaptığınız stajlar olabilir. Üzerine ekleyebileceğiniz kurslar olabilir. Katıldığınız seminerler olabilir. Bu gibi sohbet ortamları olabilir. Bunlarla siz aslında şu an kendinizi iş hayatına hazırlıyorsunuz. Bu çok önemli. İkinci en önemli şey de şu andan hazırladığınız CV'niz. Yani CV'nizin nasıl hazırlandığı çok çok önemli. Fotoğrafınızdan başlayarak yani biz bir iş başvuru platformundan adayları süzerken ilk baktığımız şey resim. Tabii ki bir keywordler giriyoruz. Bu arada hani şu an yeni mezunlar için keywordler belki çok çok değil ama yaptığınız stajlarla doldurabilirsiniz aslında o özgeçmişi. Biz o keywordlerle süzüyoruz. Hangi pazarda, hangi firmada çalışmış ya da hangi firmalarla iletişimdeymiş. Yani hangi firmalar onun müşterisiymiş ya da hangi kitleye hitap ediyormuş. Yani siz oraya bir ürün müdürü yazmayacaksınız. Ürün müdürü olduğunuz ürünlerden de bahsedeceksiniz. O bir veya hangi pazardan sorumluysanız, işte hangi kanalı, bir key account manager'sanız, hangi kanaldan sonra, geleneksel kanal mı, zincir kanal mı? Zincir kanalsa hangileri? MediaMarkt mı, Teknosa mı, Vatan mı, Evkur mu? Yani bizim için diyorum. Hani biz süzerken sonuçta bir MediaMarkt Key Account Manager arıyorsak bu keyword önemli veya bir telekom sektörü olabilir. Telekom sektöründeki markalardan bahsediyor. Eğer burada bir staj yaptıysanız bu önemli. Markayı belirtmeniz önemli. Markada hangi departmanda çalıştığınız da önemli. Ama bunları düzgün yazıyor olmanız çok daha önemli. Özgeçmişiniz düzenli olmalı. Hani imla kuralları bile bizim sizin hakkınızda bize bir fikir veriyor. O fotoğrafta güzelliğinize, çirkinliğinize bakmıyoruz ama o fotoğraf ne kadar özenli. Boynunda omuz çantası olan bir fotoğraf da olabilir, selfie olan bir fotoğraf da olabilir, görmediğiniz şeyler değil, abiye fotoğraf da olabilir. Veya o profil resminizde düzgün durmayan, şöyle yan duran bir fotoğraf da olabilir. Yani görünmeyen bir fotoğraf, bir sürekli orayı kontrol etmeniz lazım. Nasıl göründüğüne bakmanız lazım. Birçok kriter var baktığımız. O yüzden yani sürekli güncelliyor olmanız lazım. Her baktığınızda eminim ki bir şeyler göreceksiniz, bir şeyler düzelteceksiniz o özgeçmişte. Yani bir mülakata çağrılabilmenin ilk ve temel kriteri özgeçmişiniz. Özgeçmişinizi beğenirsek, hani biz sizi bir mülakata davet ediyoruz. Mülakat kesinlikle ıskalamamanız gereken bir etap. Mülakata çok çok hazırlıklı gelmelisiniz. Mülakata hazırlık gelmek demek firmanın tarihçesini okumak demek değildir. Bu firma ne üretiyor, ne kadar zamandır Türkiye'de çalışıyor, hedef kitlesi kim, hangi mesela bizim için söyleyebilirim. Hani bir gidersiniz MediaMarkt'a, Teknosa'ya, Vatan'a veya LG mağazalarına, kendi LG mağazalarınıza bakarsınız. Hangi ürünleri şu an biz satıyoruz? O ürünler hakkında doğrudan satıcıdan bilgi alırız ve bizim İlk müşterilerinizi sizler tanımış olursunuz. Hani bir LG bayisi nasıl temsil ediliyor? LG markası nasıl temsil ediliyor? Onlar bizim hakkımızda ne düşünüyor? Bunu herhangi bir markaya veya işe uyarlayabilirsiniz aslında. Araştırmak demek bu aslında.
sizde bir yorum yapacak kadar, o mülakatta bir yorum yapacak kadar hani marka hakkında, LG hakkında ne düşünüyorsunuz dediğimizde, LG iyi bir marka, bu bir cevap değil. Bunu herkes verebilir. Sıradan herkes, sıradan bir kişi bu cevabı verebilir. Bir de bizim sorduğumuz sorular ne kadar sıradan görünse bile sizin verdiğiniz cevaplar önemli. Ya biz tabii ki sıradan sorular da soracağız ama sizin onlara ne kadar sıradan olmayan yaratıcı cevaplar verdiğiniz önemli. Onlarla kendinizi farklılaştıracaksınız. Diğer adayların bir adım önüne geçeceksiniz. Bazı sorular hoşunuza gitmeyebilir, sıkıcı gelebilir veya irite edebilir belki de. Kişiye bağlı bu. Ama yani burada stres toleransını da ölçüyoruz biz adayların. Hani her sorunun bir amacı var aslında. Kulağa hoş gelmeyen veya aileniz ne iş yapıyor dediğinde aslında bu basit. Ben sizin ailenizin ne iş yaptığını çok merak etmiyorum ama sizin ailenizin bizim rakibimizde çalışan bir üyesi olup olmadığını merak ediyorum. Bu benim için önemli. Hani rakipte mi çalışıyor yoksa veya bu aday bize nasıl bir network getirebilir? Hani nasıl bir hangi markalarda çalışan bir aile bireyi var? Bu ailenizin network'ü aslında sizin de network'ünüz. Burada bu da önemli. Bizim ilanlarımız genelde demeyeyim, hep İngilizce çıkıyor zaten. Eğer bir İngilizce ilan görüyorsanız ve mutlaka siz de İngilizce bir özgeçmişle başvurmalısınız. Hani diliniz çok, dil çok önemli bir yetenek, yetkinlik işte özellikle. Eğer ki uluslararası bir firmada çalışacaksanız, yabancı dil kullanacaksanız. Çünkü kendinizi ifade edebilmeniz çok önemli. Karşı tarafa ikna edebilmek için dili çok iyi kullanıyor olmanız lazım. İletişim çok öne geçiyor burada. Müdürünüzü ikna etmek için, yönetimi ikna etmek için kendinizi doğru ifade edebilmeniz gerekiyor. Maalesef ki işte lost in translation oluyor. Yani o yüzden ne kadar hakimseniz konuştuğunuz dile o kadar sizin için faydalı olacaktır bu. Yabancı dili önemsemenizi her fırsatta geliştirmeye çalışmanızı öneririm. Bu notlarıma bakıyorum. Sonra bende bir sorum var aslında. İşe alım süreçleriniz, evet işe alım süreçleriniz nasıl Fevziye Hanım? Onları da birazcık bilirsek LG özelinde mesela. Ya biz aslında referans yoluyla adayları çok çok yani bu zamana kadar çok memnun kaldık. Çünkü onlar bizim için en çok bizim hani culture fit diyoruz. Hani bizim kurum kültürümüze en çok uyum sağlayabilen insanlar oluyor. Neden derseniz çünkü onlar işte içerideki bir arkadaşının referansıyla geliyorsa bilerek geliyor. Çünkü arkadaşıyla muhakkak ki konuştu. Arkadaşı ona nasıl bir firmaya geldiğini bilerek geliyor. Kendisinin neler beklediğini biliyor. Bir sürpriz olma ihtimali daha düşük kendisi için. Kaldı ki hani biz de o çalışandan, referans olan arkadaştan memnunsak, hani onun bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Burada bu da önemli. Referans yoluyla gelen arkadaşlarla çok daha uzun soluklu bir iş çalışma hayatımız oluyor diyebilirim. Veya hayal kırıklıkları olmuyor diyebilirim. Tercih ettiğimiz... Oradan bir arkadaş bulacaklar hemen LG firmasından düşünenler. Yani şimdiye kadar bu yolla çok hani işe alımımız oldu ama çok yeni işte lansmanı yapacağımızda bir referral programımız olacak. İşte referans yoluyla şirketimizde çalışan kazandıran çalışanlarımızı ödüllendirme programımız olacak. Bunu lansmanını da bu ay yani Temmuz ayında yapmayı planlıyoruz zaten. O zaman daha da popüler bir yöntem olacaktır diye düşünüyorum şirketimizde. Evet, evet. Normalde yani bir de bunu genelde istemiyorlar. Hani çok böyle şey CV herkesten topluyoruz, ona göre bakıyoruz. Firmalar onu istiyorlar ama sizin çok değişik olmuş. Kendi kültürünüze daha yakın insanları bulabilmek için güzel bir yaklaşım yani olmuş. Yani yeni nesilde birazcık şunu söyleyebilirim. İş ortamıyla ilgili çok tutarlı bir yaklaşımları yok, beklentileri yok. Hani sürpriz oluyor onlar için diye düşünüyoruz. O yüzdendir ki bu
yeni kuşakta Y ve Z'de işte tutunma süresi 1,5 yıllara indi yani ilk işe girdiklerinde. Hani bu kötü bir şey değil. Hani işi tanıyıp erken zamanda karar verip değiştirmek veya daha iyi fırsatlar yakalamak elbette ki çok güzel. Hani onlar açısından çok güzel. Ama biz hala bir yerde ne kadar uzun süre çalışmış olması da bizim için aslında olumlu bir kriter. Sürekli iş değiştiren, hani 1 yıl, 2 yılda bir iş değiştiren bir çalışan da çok tercih edilmez. Hani hiç kimse tercih etmez. Çünkü sonuçta siz bir işi emanet ediyorsunuz. Uzun soluklu bir çalışmayı beklersiniz karşılıklı olarak. O yüzden ya da soru işaretleri uyandırıyor haliyle. Neden bu kadar sık iş değiştiriyor? Hani bir tatminsizlik mi var veya bir takım soru işaretlerine maruz kalıyor. Maruz kalıyor maalesef. Hani bu durum. Burada Kariyer.net kullanıyoruz ve LinkedIn'i kullanıyoruz şu an. İkisini de kullanıyoruz. Hatta LinkedIn'i tabii ilan var ama aktif olmasını dönem dönem aktif hale getiriyoruz. Sonuçta ihtiyaçlarımıza göre ya bir gelen başvuruları önce bir süzüp değerlendirmek, bir es veriyoruz. Sonra tekrar hani baktık ki o adaylar arasında yok. Tekrar aktif hale getiriyoruz. O yüzden dönem dönem hani, takip etmekte eğer ilgilenen varsa fayda var. Burada şu an söyleyebilirim. Bu da bizim bir eksik yanımız. Kendi kariyer sayfamızı bu kadar aktif kullanmıyoruz ama çok da gerek kalmıyor. Gerçekten LinkedIn üzerinden veya işte çalışanlarımız üzerinden bizlere çok CV'ler geliyor. Çok güzel CV'ler de geliyor. Bazen keşke buna uygun bir pozisyonumuz olsa dediğiniz yani aradığımız aday değil ama keşke onun da alabileceğimiz bir pozisyonumuz olsa dedirten adaylar da geliyor. Burada hani soruları başka sorular varsa onları alabilirim. Evet arkadaşlar, aralarda sorularınız varsa onları da alabiliriz. Ben bir de bu Covid döneminde neler yaşadınız onu bir sizden öğrenmek istiyorum. Çünkü çok güncel bir soru. Arkadaşlarımız kendi sorularını düşünürken bence en önemlisi bu, hepimizin kafasına takılan. Nasıl bir Evet. dönüşüm yaşadı LG, önlemler neler oldu ve işte insan kaynakları açısından nasıl ilerleyeceksiniz? Onları da bir öğrenirsek çok seviniriz. Ya biz ilk yaptığımız şey daha Şubat'ın sonuydu. Zaten uluslararası seyahatleri bir anda durdurduk, yasakladık ki hani bizde mutlaka her hafta birileri, yani 16 tane Koreli çalışanımız var zaten. Kaldı ki hani eğitim için gelen veya proje için gelen bir takım misafirlerimiz oluyor yurt dışından. Bunlar bir anda hani kesildi. Kesilmek durumunda kaldı. Tabii biz global hani uluslararası çalıştığımız için biraz daha hızlı reaksiyon gösterdik aslında. Hani bu önlemler, kısıtlamalar hani Türkiye'de başlamadan aslında adım adım başlamıştı bizde. Evden çalışmayı hiçbir zaman %100 yapmadık çünkü hiçbir Koreli evden çalışmadı. En azından onlar geldi diyebilirim ofise. Ama %90'ların çalışmadığı oldu. Yani evden çalıştığı değil, çalışmamak yanlış oldu burada. Evden çalıştığı oldu. Ama şu an neredeyse %100 çalışıyor. %90'ı ofiste çalışıyor şu anda da ofisin. Ama bu çalışanlarımızın kendi tercihi oldu. Çünkü işte herkes, onu da bu sohbet başlamadan önce Burcu Hanım'la bir konuştuk. Herkes aynı konforu evinde bulamıyor. İşe gel, ben de işe gitmeyi tercih ettim. Evde küçük bir çocuk var çünkü evde hani çalışmak benim için imkansız bir şey. Bu takım hani gelmek isteyenlere de gelmeyin demedik. Ama önlemlerimizi aldık. Çok şükür hiçbir şimdiye kadar sorun da yaşamadık. Burada birazcık da tabii ki herkes aynı hassasiyeti göstermiyor. Birisi rahat, birisi çok çok hassas olabiliyor. Burada bu bizi zorluyor. Tabii ki yine burada iş insan kaynaklarına düşüyor. Bizde herkesin olması gerektiği gibi hani maksimum hassasiyeti göstermesini
zorunlu tutuyoruz haliyle. Hı-hı. Çünkü burada hani hassas olanı baz almak gerekiyor. Hani rahatlık burada böyle bir lüksümüz yok. O yüzden ofiste de olabildiğince hani ama dışarıyı kontrol edemiyoruz, o kötü. Zaten hani şey diyorlar, ben uyardıkça çalışanlarımızı, hani zaten sadece korona içeride var, dışarıda yok gibi bir hayat var burada diye tepkiler Doğru. alıyorum. Doğru söylüyorlar maalesef. Ama bu evden çalışmak hani bir yere kadar diye düşünüyorum. Hani ben hiç evden çalışmadım ama çalışanlar da bunu söylüyor. Hani onlar da ofisi tercih ediyor. Sosyalleşmek hani istiyor. İnsanlar hem sıkıldı hem de daha hızlı bir bağlantı var. Ya da evde işte kişisel disiplininizi sağlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. İşte çünkü çok fazla dikkat dağıtıcı var. Sosyal medya var, ev ortamı var, kapı zili var, cami sesi var, işte araba sesi var çok yakınınızda belki de. Hani bunlar çok dikkat dağıtan şeyler. Çok daha az zamanda verimli çalışmak istiyorsanız hani ofisi tercih edebiliyorsunuz diyebilirim. Şu an bizdeki trend öyle yani. Peki Koreliler ne yaptılar Fevziye Hanım? Onlar Türkiye'de kaldı herhalde, aileleri bilmiyorum görebildiler mi veya gitmek istediler mi bu pandemi sürecinde? Neyse ki burada şey kalan olmadı. Hani böyle biz önceden Mahsur başladığımız kalan. için mahsur kalan olmadı. Biz şirket olarak, LG olarak globalde hani bu kararı aldı, daha erken aldığımız için kimse bir yerde mahsur kalmadı. Türkiye'de mahsur kalan olmadı. Ama şöyle bir sıkıntımız oldu bizim. Tabii bu yeni değişimler olması gerekiyor şu tarihlerde. Ama bu oturum izni, çalışma izni mülakatları tamamlanamadığı için onlar aksadı. Hı. Yani buna mahsur kalmak denebilir mi bilmiyorum ama hani başka bir yere rotasyon süreçleri biraz aksadı Aksın. diyebilirim. Yeni gelecek atananlar gelemiyor. Çünkü onaylar çıkmıyor. Biraz beklemede. Evet, uluslararası bir şey olan şirket olmanın da böyle bir şeyi var herhalde. Handikapları da oluyor yanında. Şimdi iki tane sorumuz gelmiş. Ayşenur'dan ilk soru. Çok hızlı büyüyen bir startup'ta insan kaynakları bölümü kaosa sürüklenmemek için ne gibi önlemler alabilir diye sormuş insan kaynakları açısından size. Eğer bu bir startup firmasıysa evet, iş çok daha da zorlaşıyor. O kişinin hani insan kaynakları yönetimini yapacak kişinin konuyu çok iyi biliyor olması lazım. Evet, biraz tecrübeli olması lazım. Benim şansım hani ben sonuçta pazarlama alanından geçtim. Burada daha çok yaparak öğrendim. Hem okuyarak hem yaparak öğrendim, danışarak öğrendim. Ama startup olduğunda biraz daha farklı. Yani işinizi de iyi biliyor olmanız lazım. Şu an okuduğunuz alanlarda sizin mesleğinizle ilgili, gelecekteki mesleğinizle ilgili olan verileri, bilgileri çok daha iyi aklınızda tutuyor olmanız gerekiyor. Önemlileri de var. Hani belki hiç hatırlamayacağınız şey, ben fiziği hiç kullanmıyorum, hatırlamıyorum. Ama onun bende yarattığı bir takım hani analitik düşünme gibi beceriler kazandırdı bana. Bunları hani hayata geçirmek gerekiyor ama startup'ta o kişinin bilgili olması gerekiyor. İnsan kaynaklarının işinin ehli olması gerekiyor. Çünkü ikna çok önemli. Hani sürekli size bir talep var ama siz herkese tamam yaparım diyemezsiniz veya hayır yapamayız diyemezsiniz. Hani böyle bir imkanımız yok. Şirket politikamız böyle değil. Hani bu da bir cevap değil. Herkese ikna etmeniz gerekiyor. Size her türlü gelen talebi düşünerek hani en doğru şekilde karşılamanız gerekiyor. İmkanlar dahilinde. İkna kabiliyeti iyi olmalı. İşini biliyorsa zaten hani doneleri de iyi olacak. Hani dayandığı dayanaklar da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Diğer Evet. sorular akıyor, ben kaçıracağım Evet, şimdi. evet. Şimdi ben de yetişmeye çalışıyorum hemen kaymadan. LG veya Samsung'da çalışabilmek için Korece bilme veya öğrenme şartı aranıyor mu? Uluslararası şirketlerde bir kariyer düşünen adaylar için öncelikle hangi yabancı dilleri öğrenmelerini öneriyorsunuz demiş Cem Yıldız. İş hayatının bence tek dili İngilizce. Hani Almanca, Alman firmasına da gitseniz hani ki var, yurt dışına giden bizim çalışanlarımız da var. Hatta Boğaziçi mezunlarımız da var.
Sonuçta siz Alman firmasına da gitseniz, Almanya'ya da gitseniz orada da expatlar var, orada da yabancı uyruklu çalışanlar var. O yüzden çalışan dili İngilizce. Yani Almanya'ya gitseniz bile oradaki çalışma dili İngilizce. Sizin İngilizceyi çok iyi biliyor ve anlıyor olmanız gerekiyor ki hani iyi iletişim kurabiliyor olasınız, doğru iletişim kuruyor biliyor olasınız. Tabii diğer diller ekstra o da olursa neden olmasın? Hani bu sizin için bir avantaj. Hani Korece biliyorsanız onların aralarında konuştuğu Korece'yi anlarsınız. Belki bu size bir fayda getirir. Neden olmasın? Evet efendim. Furkan size mektup yazmış. Merhaba Fevziye Hanım. İsmim Furkan Doğar. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Kendi şansımı kendim yaratmak istiyorum. Yaz ayımı kullanabildiğim kadarıyla hazırlık sınıfı yazından itibaren sektör yelpazesi geniş stajlar yapmak istiyorum demiş. Bu yüzden kanımca uzun soluklu iş deneyimlerim olmadı. 4. sınıfıma başlamadan LG Electronics'te uzun soluklu bir iş deneyimi yaşayabilir miyim diye sormuş. Saygılarını sunmuş. Sağlıcakla demiş efendim. Şu an şu koşullar altında hani biz zaten hani olabildiğince az insan aslında getirmek istiyoruz ama gelmek istedikleri için gelen çalışanlarımıza da hayır demiyoruz. Ama yabancıları da maalesef bir risk ortamına sokmak istemeyiz. Ya da bizim kendi çalışanlarımızın şu an tanımadığımız, o yüzden işe alımlarımız da şu an biraz hani şey oldu diyebilirim. Çok inceleyip sık dokuyoruz. Gerçekten ihtiyaç varsa yapıyoruz. Biraz daha hani beklemek istiyoruz. Bu yaz bir staj programı olmayabilir. Hani belki de yapamayız diye düşünüyorum. Hani bir önlem amaçlı. Ama sonrasında neden olmasın? Hani her zaman ilanlarımıza gerçekten uygun olduğunuzu düşünüyorsanız başvurabilirsiniz. Yani sonuçta biz çok fazla junior pozisyon da çıkıyoruz yeri geliyor. Her zaman işin profesyonellerini aramıyoruz. Junior'lara da ihtiyacımız oluyor. Hani iletirlerse değerlendiririm, muhakkak değerlendiririm, bakarım. Hani bir ihtiyacı karşılıyorsa mutlaka değerlendiririm. Peki yani pozisyon açılmadan da başvurabilir mi arkadaşlarımız? Ben onların yerine de sorayım. Şu an öyle bir platformumuz yok ama biz de oluşturmaya çalışıyoruz. Internship program da şu an benim listemde. Yani biraz yavaş yavaş oluyor bunlar. 2,5 yılın hani biraz eksik kaldığımız noktalar vardı. Yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyoruz. Çok yakında bir internship programımız da olacak. O zaman daha doğru cevaplar verebileceğim. Tamam, süper. Peki İbrahim sormuş, çalışanlarınızı Kore'de görevlendirdiğiniz veya transfer ettiğiniz oluyor mu? Ya ben 2 hafta gidip Kore'de bir fabrikada çalıştım. Bunun gibi fırsatlar yok. Şöyle söyleyebilirim, işin şakası. Benden önceki değil, bir önceki insan kaynakları müdürümüz şu an Almanya'da. Avrupa'dan sorumlu, Avrupa B2B işinden sorumlu insan kaynakları müdürü kendisi. Veya şu an Dubai'de yine bizim, bu arada regional ofisimiz, bölgesel ofisimiz Dubai, Orta Doğu, Afrika'nın merkezli Dubai, oradan yönetiyoruz. Orada şu an 2 tane Türk klima departmanında gayet üst düzey pozisyonda. Birisi direktör, birisi satış müdürü. Yani imkanlar var. Veya daha önce, hatta benim dönemimde, bu son 2 yıl içerisinde oldu. Çalışanlarımızdan birisi de İtalya'ya gitti. Hani bu üst düzeyde değildi. Bir talep planlamacıydı. Talep planlamacı da hani İtalya'da bir pozisyona gidebildi. Süper. Olabiliyor ama bu garanti değil. Hani tamamen size bakıyor. Sizin işte şanslarınızı nasıl yarattığınıza, fırsatları nasıl kolladığınıza bakıyor. Ama çok çok değerli bir çalışanı da biz de kaybetmek istemeyiz. Hani çok çok biz de burada onu ikna edecek teklifler hani sunarız tabii. Bilmiyorum. Süper vallahi. Neşe sormuş, bizim devamlı öğrencilerimizden. Neşeciğim hoş geldin. Çeviri için, çeviri bilim mezunu olan, teknoloji startuplarında content marketing tecrübesi olan birisi olarak employer branding alanında kendimi geliştirmek için neler yapabilirim diye sormuş. Biraz Türkçe, İngilizce olmuş tabii. Çok gözlemlemeniz lazım. Hani evet, işveren pazarlaması da çok önemli. Hani bizim kendimizi nasıl pazarladığımız da çok önemli. Burada
kim neler yapıyor çok iyi takip etmek gerekiyor aslında. Güzel örnekler almak lazım. Hep örneklemler alıp hani feyz almak lazım. Yani yolun başındayken hani bu işveren pazarlamayı biraz daha aslında iş yerini tanıyan kişilerin hani yönetiyor olması gerekir diye düşünüyorum. Ama eğer hani sadece tanıtımın dışarıya aksedilmesi, paylaşılması, iletişim tarafı ise kastedilen hani dijital pazarlama bence hani ilk başlamak için uygun bir nokta olur. Furkan çok teşekkür etmiş size. Nazire'nin bir sorusu var. Merhaba, ben de bu dönem itibariyle mezun oluyorum ve kariyerimi İK alanında geliştirmek istiyorum. Staj yapma fırsatım olmadı ama İK eğitimi aldım. Yakın zamanda LG'de bu alanda açılacak junior pozisyon olacak mı? Başvuru yaparken kendimi ön plana çıkartmak adına ne yapabilirim diye sormuş kendisi. Olacak. Yani büyük bir ihtimalle bir Aralık ayında yani bu her şeyin tamamen normalleştiğini varsayarak söylüyorum. Bir ekibe bir arkadaş katma fikrimiz var. Ne yapabilirsiniz? Belki insan yönetimi, insan ilişkileri üzerine kitaplar okumalısınız. Yine söylüyorum, yine bir arkadaş çevreniz varsa, çalışan arkadaş çevreniz varsa bu çok daha güzel. Hani onların şirketlerinde ne nasıl yapılıyor sorarak öğrenirsiniz, merak ederek hani bir şeylere ulaşabilirsiniz. Ne kadar çok şey duyar, öğrenir, görürseniz o kadar çok önden bir tecrübe kazanmış olursunuz. Bunları söyleyeyim. Neşe merhaba demiş. Neşe'cim, videolarımız, diğer arkadaşlarımız da soruyor. Videolarımız da haftaya sanırım yüklenmiş olur şu anda. Platformdan indirmeye çalışıyoruz hepsini. Web sitemizde alt tarafta, sosyal medyanın altında en altta şeyimiz var. Bu etkinliklerimize dair duyurularımızın olduğu yer. Orada içinde yer alacak videolarımız, kayıtları. Gizem Nur'un bir sorusu var. Fevziye Hanım, ben daha önceden gelen soruları da cevaplandırıyorum bu arada. Covid-19 dolayısıyla yaşanan bu dönem hem kişisel gelişim hem de kariyer yolunda katkı sağlanması anlamında nasıl değerlendirilebilir? Fikirlerinizi paylaşabilir misiniz demiş. Biz bu süreçte biraz daha online eğitim alanında ne yapabiliriz diye düşündük. LinkedIn Learning imkanı sunduk. Hani bunu içeride duyurduk. İstekli olanlara, isteyenlere hani bu imkanı sağladık. Hani şirketin sağladığı bir imkan oldu bu. Bence işte 15 Haziran itibariyle de kullanabileceğiz. Bu gönüllü olan kişiler, isteyen kişiler kullanabilecek. Bence bu şekilde kendilerini geliştir. Online eğitimler, birçoğu hani ücretsiz eğitimler de bence oluyor aralarda. Mutlaka takip etmeliler. Mesela Ben çok Coursera sanırım ücretsiz Coursera açıyor ile artık. çalış. Evet, Coursera ki biz onunla çalışıyorduk. Bence çok başarılı bir platform. Yabancı dil olsun veya liderlik üzerine olabilir, kişisel hani soft skill eğitimleri olabilir, kendinizi geliştirebileceğiniz kişisel gelişim eğitimleri olabilir veya ilgilendiğiniz alanla ilgili eğitimler olabilir. Hani çünkü çok ciddi Arizona Üniversitesi olsun atıyorum, yani çok işinin ehli üniversitelerin açtığı eğitimler oluyor o platformlarda. Çok faydalı olacağını düşünüyorum ilgilenenlere. Zaman gerektiriyor bu. Ve şu an sizin de zamanınız varsa, madem final zamanı, finallerden sonra zamanınız olacaktır diye düşünüyorum. Şu dönem sağlanan ücretsiz eğitim imkanlarını kaçırmayın. İmkanınız varsa ücretlisini de alın, takip edin. Süper. Şimdi arkadaşlarımızdan sorular bu kadar. Ben bir tanesini sormak istiyorum. Geleceğin meslekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani daha çok hangi meslekler ön plana çıkacak? Her gelen insan kaynakları yöneticimize soruyoruz, onların fikirlerini almak açısından. Siz ne düşünüyorsunuz Ya daha çok? burada birazcık yapay zeka Ön plana. kullanıldığı meslek Alanlar. alanları olacak. Hani burada da zaten hani fabrikalardan tutun da depolama sistemleri birçok şey artık otomasyona dönüştü. Hani yapay zeka yapıyor.
Hani robotlar yapıyor. O yüzden ya da dijitalde hani kullandığımız her şey dijitale kaydı. Alışveriş dijitale kaydı, eğitimler dijitale kaydı. O yüzden yazılım çok önemli bence. Zaten şu anda da kıymetli ama uzunca bir sürede kıymetli olacak. Sonuçta sizin bu kodlamaları yapabiliyor olmanız o şartlara, o günün şartlarına aslında üretim yapıyor olmanız demek. Çünkü bu kodlamalarla bunlar yapılabiliyor. Ben aslında yani hani keşke yazılım da yapsaymışım dedim. Hani kendim için söyleyebilirim. Çünkü bilgisayarlı fizik okudum. Çok daha rahat. Yani sizin nasıl bir iş ortamı hayal ettiğinizle de istediğinizle de alakalı. Siz evden masa üzerinden çalışmak istemiyorsanız tabii ki yazılım sizin için hani çok da anlam içermiyor. Sosyalleşmek istiyorsanız satış yapabilirsiniz ya da insan ilişkilerinin ön planda olduğu başka bir meslek seçebilirsiniz. Ama geleceğin meslekleri bence yazılım üzerine kurulu olacak, kuruluyor olacak. Yaratıcı olmak gerekiyor. Yani şu an her ne yapılıyorsa onu bambaşka türlü nasıl yapabilirim diye kafa yormak gerekiyor her zaman. Bu şekilde. Hangi sektörlerin ön plana çıkacağını düşünüyorsunuz? Mesela elektronik sektörü gayet iyi bu durumda ilerliyor. Onun dışında başka sektörler olarak iş bulma olanakları olarak arkadaşlarımıza neler tavsiye edersiniz? Bence tıp yani şu an zaten hani ihtiyacı da Medikal. görüyoruz. Evet, medikal sektöründe bence çok daha fazla gelişmeler lazım hani ve olacak. O yüzden hani şu an biyologlar çok çok ön plana çıktı mesela şu dönemde. Biyomedikal mühendisliği de var bildiğim kadarıyla Boğaziçi'nde hala var mı bilmiyorum. O Evet, biyomedikal var. mühendisliği mesela şu an eminim hani puanı artmıştır belki de. Hani bizim Psikoloji belki şey olabilir. Psikoloji bölümleri evet. psikolojiyle ilgili. Hepimizin bozulacağı için yakında veya bozulduğu için diyelim otura otura bayağı Aynen öyle. ihtiyacımız olacak yani o dala. En son olarak peki Boğaziçi öğrencileri için ne tavsiye ediyorsunuz? Ben Boğaziçi özelinde söyleyeyim. Bir de Boğaziçi'li olmanız size neler kazandırdı? Onlara da neler tavsiye edersiniz? Boğaziçi'li olmak tek başına bir şey kazandırmıyor maalesef. Çünkü sizden beklenti de daha fazla oluyor. Hani haliyle. Ama yani çok güzel bir potansiyele sahip olduğunuz aşikar. Hani bunun kıymetini bilin. Ama birazcık da bunu nasıl pazarladığınız önemli. Kendinizi çok doğru anlatmalısınız. Yani bu şu an için sizin için özgeçmişle başlıyor. İş hayatına geçerken kendinizi nasıl anlatacağınız özgeçmişinizle başlıyor. Öğrenmeye açık olmalısınız, gelişmeye açık olmalısınız kesinlikle. Bir de hani okulda öğrendiklerimiz aslında iş hayatında yüzde kaçını kullanıyorsunuzdur? Doktorsanız, avukatsanız hani bunları saymıyorum ama işi işte öğreniyorsunuz. Hani çok çok azını kullanıyorsunuz, işi işte öğreniyorsunuz. O yüzden aslında işe başladığınızda artık başladığınız an itibariyle diğer çalışanlarla siz eşitsiniz. Oraya gelene kadar evet Boğaziçi bir avantajdı. Mülakatta belki sizin daha ön plana çıkmanızı sağladı ama ondan sonra işte bu işte ayın çalışanını seçiyoruz. En iyi performansı seçiyoruz. Hani burada onu kazanmanıza sebep olan şey sizin nereden mezun olduğunuz değil, işinizi nasıl yaptığınız. O yüzden işinizi çok iyi yaparak yapmanız lazım. İşinizi çok iyi yapabilmeniz için bence işinizi sevmeniz lazım kesinlikle. Doğru işi seçin. Hani geç olmadan buna karar verin. O yüzden stajlar önemli. Stajlarda mümkünse farklı alanlarda, farklı firmalarda stajlar yapın. Ve o stajlarda olabildiğince işi tanımaya çalışın. Çok iyi. Çok teşekkür ederiz. Vallahi gayet güzel oldu. Çok teşekkürler, bize vakit ayırdınız. Arkadaşlar, başka sorularımız var mı? Benim şu anda soracağım bu kadar Fevziye Hanım'a. Çok sağ olsun, bu kadar yoğun zamanın arasında bize vakit ayırdı. Rica ederim. Çok Keyifli teşekkür sohbet. ediyoruz sizlere.
Evet Ben evet teşekkür ederim. videomuzda bundan sonra burada olamayan arkadaşlarımıza da ileteceğiz. Onlar da faydalansınlar diye. Size çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Daha sonra da sizleri davet edeceğiz kampüsümüze İnşallah yeniden. gelmek isterim. Arkadaşlarımız da çok teşekkür etmişler tekrar. Çok teşekkür ediyoruz Ben Fevziye Hanım. teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Size de kolay gelsin Sizlere derslerinizde. de, sizlere de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Fevziye Hanım çok sağ olun. Ben şöyle kaydı da tamamlayayım.